بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ربمز يردكوچمز مهربانمز الله حق سبحانه وتعالى حمد سنالر پیغمبرمز محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم صلوات وسلاملرمز بسن عزيزلر Siz bizlarga Rabbimiz Alloh subhanahu va taolo go'zal dinimiz islom dini orqali barchamizni o'zini rizoligini topishlik o'zini bergan behisob ne'matlarini shukrona bilan ishlatishlik qadrini bilishlik o'sha ne'matning o'zi bilan Cennet makamını topşiligimizi Allah özü irade kılın. Allah'ını bergen nimeti kıl. Rabbimiz Allah subhanahu ve ta'ala Kur'an-ı Kerim'de أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَاِنْ تَعُدُّوا نِيمَةَ اللّٰهِ لَا تُخْصُوْخَا Ey aziz bendelerim eğer bergen nimetlerini sana mahcup olsaydır hesabıki yeta almayızlar diye merhamet kıyın. Eğer hemen nimetini bilsek Bu dünyadaki sanı sanaklar, hesaplar Allah'ın nimetini, hesabını yazışlıkken, senesliyken aciz. Lekin zahiri hemimiz beledigen, körünüş suretimiz var, körünüş nimeti var, eşitçilik nimeti var, gepirişlik nimeti var, işkilişlik, ibadet kilişlik, aile kuruşlik, Cemiyet bilen, mahalle bilen, eli yurt bilen yaşaslık, her bir muamelette közge körüngen nimetlerinin kadrini biliş gerek. Cenab-ı Resulümüz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı bir hadisleri var. Kıskı sözler, kıskı kelimeler bile itirgen. Lekin şu hadisler İslam medarı mekamı götürülgen. Ana shunda bir hadis haqida suhbatlashib, shunga oid bo'lgan boshqa yaqin masalalar bilan qo'limizdan kelganicha inshaalloh suhbatlashamiz. Janobi Rasulimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam o'zlarining ushbu aytilgan islom madori maqomi ko'tarilgan hadislarning biri marhamat qilib aytadilar. من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه dediler. Müslüman insanı Peygamberimiz Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhamet kılıyordular. Müslüman insanı dinini güzelliğine alameti ma la yani bir fayda bugün nerselerini terk kılmalıydı dediler. Har bir insonni ham turli zararlarga giriftor bo'lishlikka behuda gapni gapirish, behuda ishni qilish, noo'rin joyga borish, noo'rin narsalarga guvoh bo'lish mana shu narsalar sabab bo'ladi. Musulmon insonga Rabbimiz Alloh taolo bergan aql ne'mati, iymon ne'mati mana shu ne'matlarni aql bilan ishlatib islomini musulmonligini mu'minligini go'zal ko'rsatadigan narsa ana rasulimiz Muhammad alayhissalomni yaxshi ko'ramiz yaxshi ko'rishligimiz hayotda u zoti sharifning nasihatini hayotga tatbiq qilmoqlik bilan bo'ladi tatbiq qilmoqlik uchun rasulimiz Muhammad alayhissalotu vasallamni o'zi qisqagina hadis lekin Buning zamirida bugun har birimiz agar o'tkazayotgan kunimiz, qilayotgan ishlarimiz har bir vaqtga taqqoslab ko'radigan bo'lsa, ertadan kechgacha shu hadisga ehtiyojimiz bor. Shu hadisi sharifga ehtiyojimiz bor. Shu hadisdan o'zimizga ibrat, namuna olib hayotga tatbiq qilsak, biz o'zimizni dinimizni mukammal din ekanligini, go'zal din ekanligini ko'rsata olamiz.